Azıcık Aşım, Kaygısız Başım tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toprak Küp'te kurduğum turşu tarifini paylaşmak istiyorum. Sizler de benim gibi toprak küpleri, kapları çok seviyorsanız muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Plastik kapların, cam kavanozların olmadığı, milattan önceki yüzyıllara kadar dayandırılan turşunun tarihini göz önüne alırsak toprak kapta turşu yapmak çok da uzak bir düşünce değildi. Öncelikle temiz bir mutfak beziyle salatalıklarımı akan suda iyice yıkadım. Daha sonra bir yemek kaşığı kaya tuzunun olduğu soğuk suda bir gece önceden iyice beklettim. Tencereme 2 su bardağı damacana su koydum. Kaynadıktan sonra 6 diş sarımsak, 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 çay kaşığı şeker. Beş altı adet defne yaprağı ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. 2-3 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp ılıması için beklettim. 2 litrelik toprak küp kullandım. Küpümün altına bir demet dereotunun yarısını yerleştirdim. Onun üzerine salatalıkları ve daha sonra da en üstüne yeniden dereotlarımı koydum. 1 kilo salatalık görüyorsunuz, ancak 700 gramını ben yerleştirdim. Kalan 300 gramı da karışık turşum için ayırdım. Biraz ılayan turşu suyumu küpümün içine döktüm. İki su bardağı beyaz sirke ekledim. Küpümün ağzına bir ağırlık koyduktan sonra kapağını kapattım. Mutfak dolaplarımın içinde pek kullanmadığım ve serin olduğunu düşündüğüm yere küpümün altına bir tabak da koyarak güzelce yerleştirdim. Küpümü her gün kontrol ettim. Üzerinde su eksildiği oldu. Biraz damacana su koydum ve tuzuna da baktım. Tuzunu eksik hissettiğim günlerde birer tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Evet arkadaşlar, toprak çömleğe kurduğum, bu güzel küpe kurduğum salatalığımın üzerinden bir hafta geçti, kurmamın üzerinden. Aslında ben her gün kapağını açıp suyu azalmış mı diye kontrol ettim. İlk günler biraz fazla kaçırdım su azaldığı zaman. Şöyle biraz taşmalar olmuş. Ama an itibariyle küpte turşumun hazır olduğunu düşünüyorum. Şu an halen dışı enteresan bir şekilde İzmir sıcağına rağmen soğuk. Bu şekilde turşunuzu bir aya kadar kıtır kıtır yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi turşumuzun vaziyetine bakalım. İlk kez kontrol edeceğim turşuları. Şunu alalım. Şöyle biraz yaklaştıralım. Bu arada şöyle bir tabak koymuştuk. Siz de denerseniz eğer muhakkak koyun. Çünkü taşma falan olduğu zaman sıkıntı yaşamayasınız. Evet. Şöyle bir tanesini alıyorum. Rengi gayet iyi duruyor ve sert. Evet. Herhangi bir yumuşama yok. Hatta şu şekil kesip göstermek istiyorum. Evet. Görüyor musunuz?
Muhteşem. Gerçekten toprak kapta bu kadar harika görüneceğini düşünmemiştim. Siz de deneyin. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınız çok değerli benim için. Şimdiden Allah'a emanet olun.